yepyeni bir umuda ses olan, söz olan 2. yüzyılın ilk lideri, Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu, Özgür, Özgür, Özgür Özel geliyor. Özgür Özel geliyor. Genel başkanımız kıymetli hanımefendiyle birlikte sizleri selamlıyor. Daha bu ne güzel Manisa. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Manisa seninle gurur duyuyor. Manisa seninle gurur duyuyor. Manisa seninle gurur duyuyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En bildiğim meydan, en bildiğim insanlar, en iyi bildiğim şehir ama en zor konuşma. Bakalım sonunu nasıl getireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Merhaba Soma. Merhaba Kırkaç. Merhaba Akhisar. Merhaba Göl Marmara. Merhaba Saruhanlı. Merhaba Turgutlu, merhaba Salihli, merhaba Alaşehir, merhaba Sarıgöl, merhaba Gördes, merhaba Demirci, merhaba Selendi, Kula merhaba, Şehzadeler merhaba, Yunus Emre merhaba, merhaba Manisa merhaba, Ahmetli merhaba, Köprübaşı merhaba, güzel insanlar, arkadaşlarım, akrabalarım, komşularım, her siyasi partiden benim güzel hemşehrilerim, hepinize merhaba, hepinizi sevgiyle, saygıyla, minnetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. On Ekim günleri atamızın Manisa'ya gelişini aşağıda buradan 1,5 kilometre aşağıda Manisa istasyonunda Paşa'nın geldiği treni bekleyerek hep beraber karşılarız. Yanımda Manisa valileri olur 20 yıldır. Önce onlara Paşa'nın aslında 10 Ekim'de değil, ilk kez 26 Ocak 1923'te Manisa'ya geldiğini söylerim. Sonra anlatırım ilk gelişinde Ankara'ya giderken gelmiş uğramış, bir daha geleceğim bunu saymayın demiş, 10 Ekim'de gelmiş ve o günü biz hep kutlarız. Kol kola gireriz. Her siyasi partinin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, kaymakamlar, daire müdürleri, şube müdürleri ve yürümeye başlarız. Önce Manisa Gazi İlkokulu gelir, şurası. Derim ki vali yeni ise, sayın valim bu okulda büyüdüm derim. İlkokulum burası. Gülseren Asyamanlar ilkokul öğretmenim derim. Semih Balaban arkadan yetişir. Sayın valim ben de aynı öğretmende okudum der. Biraz daha yürürüz. Doğum evi gelir. Sayın valim derim. Bu doğum evinde doğdum ben. Bu doğum evinde annem söylerdi şu zemin kattaki doğumhanede. Vali der ki siz bayağı Manisalısınız. Birkaç adım yürürüz. Sıra gelir İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'ne. Vali döner. Buradan da değil herhalde diye. Sayın valim derim. Oranın anaokulu vardı. 1978-79'da oranın anaokuluna gittim. Hatta o anaokulunda ilk şiirimi okudum.
Elime bir tane mikrofon verdiler. Şiire başladım. Üçüncü satırında unuttum. Mikrofonu attım. Perdeden içeri kaçtım. Tak diye yere düştü koca mikrofon. Öğretmen geldi. Kulağımdan tuttu. Al bunu eline dedi. Bir daha bu mikrofonu sakın bırakma, sakın atma. O gün bugün elimde sayın valim derim. O gün bugün elimde. Yürürüz biraz daha. Evlendirme dairesi. Tam arkanızdaki bina. Onu daha sonra uzun anlatacağım. Ama Nurettin Başkurt 75 bin Manisalı ile beraber bu meydanda yarısından fazlası benim de nikahımı kıyan abimiz. Nurettin Başkurt'un nikahını kıydıkları bir el kaldırsın. Merak ettim. Hiç fena değil. Bu kadar ilçe var. Yine de meydanın %20'sinin nikahını kıymış. Sonra geliriz buraya. Tam bu okul. Şehitler Ortaokulu. Köşesi Öğretmenler Bahçesi. Annem dersteyken kışın oynadığım, yazın öğretmenler odasında derslerimi yaptığım bahçe. Bu binanın ön tarafı eski miting meydanı. 1980'de 81'de 7 yaşındayım. Bizi getirdiler, oraya dizdiler. Kenan Evren geldi, konuştu. Bu meydanda bir darbeciyi ilk dinlediğim gündü. Bundan sonra da bu meydanlarda darbecilere bu millet gün yüzü göstermeyecek inşallah. Manisa demokrasinin kentidir. Buradan kalkıp yürürsek iki sokak ötede büyüdüğüm ev var. Şimdi o evde 300 yeğenlerim, dayımın torunları büyüyor. Atları Deniz, Demir, Devrim. Sevdiniz mi bizim 300'leri? Ömrümün geçtiği sokaklarında 3 tekerlekli bisiklet çevirerek başladığım, girmediğim, çıkmadığım, bilmediğim, noktası köşesi olmayan, herkesi tanıdığım, herkesin beni, bizi tanıdığı bir yerdeyim. Şurası emekli olunca Manisa defterdarlığından muhasebecilik ve kırtasiyecilik yapan dedemin dükkanı. Şurası şimdi kuaför var. Aga Menemenlioğlu'nun. Öbür dedem Abdullah Aga, Bahçıvan Abdullah Aga 104 yaşında vefat etti. 99 yaşına kadar tarlasında ürettiklerini Manisa pazarında sattı. Anneannem Selanik'ten, dede Üsküp'ten, anne baba buralardan emekli öğretmen, sizin bir evladınız olarak İzmir'e yatılı okula gidene kadar her an, okullar, askerlikler bittikten sonra siz beni Ankara'ya gönderene kadar her an birlikte olduğumuz, birlikte büyüdüğümüz, birlikte sevinip birlikte ağladığımız bir şehirdeyim ben bugün. Şu arkadaki Hatuniye Camii'nden hiç yollamadıysak 5000'den fazla hemşehrimizi Hakk'ın rahmetine oradan uğurladık hep beraber. Biz acılarıyla, kederleriyle, umutlarıyla, sevinçleriyle hep beraber olan bir şehiriz. Her gün bir sonraki görev için beni elbette Cumhuriyet Halk Partililer yüreklendirdi. Ama her siyasi partiden Manisalı. Bugün gelirken yol boyunca Karaköy'de, Sultanönü'nde, Çarşı Mahallesi'nde gözyaşlarımı tutamadım. Biliyorum ki hiç oy vermedi. Biliyorum ki koyu bir AK Partili, koyu bir MHP'li ama her birisi destek veriyor, el sallıyor ve birlikte olduğunu, arkamızda olduğunu söylüyor.
öyle adı bilinen ama hak ettiği kadar tanınmayan bir memleketteyim. Ümit ediyorum bundan sonra birazdan konuşacağız. Bu memlekete aklını verenler haklını ve hakkını verecekler. Gönlü bu memlekette olanlar, bu memleketin evlatları bu memleketi hak ettiği yere getirecekler. Bu meydanın 100 metre gerisinde Fatih Sultan Mehmet'le atının heykeli var. Orası Fatih Sultan Mehmet'in taht yolunun açıldığını öğrendiği, yetiştiği Manisa'ya veda ettiği, haberi alınca üç kulu vallahi bir elam okuyup atının üstüne atlayıp Edirne'ye doğru yola çıktı. 19 yaşında Edirne'ye koşup 21 yaşında bir tarih değiştirdiği, çağ kapatıp çağ açtığı, İstanbul'umuzu fethettiği yolculuğun başladığı yer orasıdır. Ve Fatih atına bindiğinde şu lafı söyler Manisa'da. Herkes bilir de Fatih'in söylediğini, burada söylediğini Manisalılar bilir. O gün Fatih söyledi, bugün minnetle söylüyorum. Beni seven arkamdan gelsin. Beni seven arkamdan gelsin. Tabii Manisa'da olunca ve bazı şeyleri görünce, duyunca üzülüyor, sıkılıyor, utanıyor insan. Aslında hiç söylemeyeceğim dedim. Dediler ki Manisa duydu, Manisa gördü, Manisa ayıpladı. Anlat bunu. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Yapacağımız mitingleri duyuruyoruz. Bunun için yollara raketler asıyoruz. Rize'ye gittim, raketler duruyor. Osmaniye'ye gittim, raketler duruyor. Devlet Bey ertesi gün seçim kazandı. Tebrik telefonu açtım. Kendisiyle sohbet ettim. Osmaniye mitingimden dolayı, ziyaretimden dolayı teşekkür etti. Ben de oradaki ev sahipliğine teşekkür ettim. Türkiye'nin dört bir yanında her yerde raketler duruyor. Manisa'da, Manisa'da, Manisa'nın evladı Özgür Özel'in raketlerini, miting raketlerini birileri kırıyor. Ben dedim ki Manisalılar yapmaz. Yapmadı da zaten. Peki ne oldu biliyor musunuz? Önce sanayi sitesinde ortaya çıktı ki öyle bir partili bile değil. Cengiz Ergün'ün makam şoförü bizim afişleri sprey boyayla bozarken yakalandı. Kaydı bizde, il başkanında, emniyet müdürümüzde. Dün akşam Saruhanlı'da belediye zabıtası kullandığı araba belediye meclis üyesinin en yakınının bütün raketlerimizi kırdırıyor. Ama şöyle bir yanlışı, şöyle bir yalnızlığı var. O raketleri niye zabıtaya kırdırdı biliyor musunuz? Ülke ocaklarına gittiler. Bu raketleri toplayın, kırın dediler. Orada konuşulanı anlatıyorum. Aklı başında Manisalılar dedi ki, ya Manisa'dan adam genel başkan olmuş, partisinin başkanı olmuş. Manisa'da partili partisiz herkes mutlu olmuş, tebrik etmiş. Biz böyle bir şey yasasak Özgür Özel raket toplatır mı? Vallahi toplatmaz. Raket kırdırır mı? Vallahi kırdırmaz. Biz niye yapıyoruz arkadaş demişler. Hatta ülke ocaklarından o genç arkadaş demiş ki, yıllardır giremediğimiz Manisa Büyükşehir Belediyesi şimdi bize suç mu işletecek? Kiminle yönettiyse belediyeyi ona kırdırsın raketleri demiş. Ona kırdırsın raketleri. Ben ayıpladığımı ifade etmek isterim. Ben
5 tane 10 tane raketle ne belediye kazanılır ne belediye kaybedilir. Bu sinir anketlerdeki gidişattandır. Bu sinir Manisa'daki tepkiyi gördüğündendir. Kenan Evren sanayi sitesinde gördüğü tepkidendir. Selendiye giremeyişindendir. Kula'daki toplantıyı otoban üzerinde şehirler arası otobüslerin mola verdiği yerde yapmak zorunda kalmasındandır. Milletle gönül bağını koparan ve dünden iki gündür, üç gündür adaylarımıza ve bize iftiralar, hakaretler yağdıran birisi. Dedim ki, ya bu adam bu lafları ediyor. Sonra yine bayram olacak. Yine cenaze olacak. Yine düğün dernek olacak. Yine çelenk koymadan önce Vali Bey'in odasında çay içeceğiz. Birbirimizin yüzüne, bizim yüzümüze nasıl bakacak? Sonra aklıma geldi. Bundan sonraki bayram Nisan'ın 10'unda. Ve iyi günde, kötü günde artık bundan sonra biz Cengiz Ergün'ün yüzüne bakmayacağız ki. Ferdi Zeyrek'in yüzüne bakacağız. Ferdi Zeyrek'in. Ferdi Zeyrek kimin nesidir diye sorsanız bütün Manisa'da tek bir cevap var. O tıraşçı Ahmet'in oğludur. Manisalıların hepsinin berberidir babası, esnaftır, insandır ve yetiştirdiği evlatları birer pırlantadır. Söyledim, gündem oldu. Bir daha söylüyorum. Ferdi'yi özetlemek gerekirse sütte leke var, Ferdi Zeyrek'te leke yok arkadaşlar. Şimdi tabii biz 7 yaşındayken ben Hatuniye'nin arkasında Saksıcı Ahmet amcanın çırağıydım. Esnaflığı, dürüstlüğü, iyi müşteriyle nasıl ilişki kurulacağını, kimsenin hakkını yememenin önemini orada öğrendim. Kuyumcular Çarşısı'nda, Mertcan Eczanesi'nde, Sipil Eczanesi'nde Manisa'nın en önemli simalarıyla tanıştım. Oralarda Ferdi Zeyrek de yetişiyordu. Babasının dükkanının oralarda. Ve bu Ferdi Zeyrek gün geldi mimar oldu. Mimar olduktan sonra geldi Manisa'da Mimarlar Odası'na başkan oldu. Ve o gün bugündür Ferdi Zeyrek kent suçlarına karşı, Manisa'ya karşı işlenen suçlara karşı Manisa'nın müdafiği oldu, koruyucusu oldu, büyük mücadeleler verdi. Kısaca hatırlayalım, 2009-2014, 2014 yılı Manisa Büyükşehir oldu ve bugünkü belediye başkanı AK Parti'ye ağzına geldiği lafı söyleyerek, AK Partililere hep bunlar diyerek, AK Parti'nin vatan hainliğinden, AK Parti'nin ülkeye, Atatürk'e düşmanlığından dem vurarak, her yeri Türk bayrağı Atatürk resmiyle donatarak, aman AK Parti gelmesin diye sosyal demokratların, Atatürkçülerin de bir kısmını kandırarak oyları topladı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz tehlikeyi o günde biliyorduk. O gün insanlar AK Parti korkusunu yönettiği için Cengiz Ergün'e oy verdiler. O günden sonra 5 yıl icraat yaptı. Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile yaklaştı. Kendisi İyi Parti'ye otobüslerle insanları yolladı. Ama herkesin bildiği bir dosyası vardı. Fırın dosyası
ekmek dosyası, dosyayı karşıdan salladılar, esas duruşa geçti. Gel buraya dediler, gitti. AK Parti'nin emrine girdi ve bu sefer, yahu sen geçmişte bunları diyordun, bunlar şimdi CHP'ye iftiralar atıyor, hakaretler yapıyor dediğinde, hiç utanmadan, sıkılmadan, büyüklerim ne diyorsa öyledir, doğrudur dedi. Dün tükürdüğü yüzü öpmeye, ittirdiği eli öpmeye, dün hakaret ettiklerine metiyeler düzmeye ve ne istiyorlarsa onu yapmaya başladı. Biraz önce söyledim. Arkanızdaki bina Manisa Evlendirme Dairesi. Manisa'yla hiç ilgisi olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının vakıflarından biri TÜGVA bu binayı istedi. Tuttu o binayı, hepimizin evlendiği, 80 bin çiftin evlendiği bu binayı tuttu TÜGVA'ya verdi. İnanamadık yaptığına. Olamaz dedik, bu binayı TÜGVA'ya verdi. Beyaz Fil sosyal sigortalardaydı. Belediyeye devroldu. Önce yandaş bir müteahhite sattı. O müteahhit Beyaz Fil'i yıkmaya ve orayı AVM yapmaya kalktı. Durduk, şaşırdık, üzüldük. Devamında Ulu Parkımız, çocukluğumuzun geçtiği o Ulu Parkı 150 yıllık ağaçları kesmeye, otopark ve AVM yapmaya kalktı. Üzüldük, şaşırdık, durduk. Ve bir anda ortaya birisi çıktı. Ortaya birisi çıktı. Ulu Park'a dokunmayın platformunu kurdu. Ortaya birisi çıktı. Beyaz Fil yıkılmasın platformunu kurdu. Ortaya birisi çıktı. Bu evlendirme dairesi için arkadaşlarımızla birlikte hazırladı ve mahkemeye başvurdu. Ortaya birisi çıktı ve bütün kent suçlarına karşı bir mücadeleyi başlattı. Cengiz Ergün ne talimat geldiyse, kimden avantayı gördüyse Manisa'nın güzelliklerini verdi, 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 verdi. Ama onu kim durdurdu? Bizim Ferdi, 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 Ferdi. İşte bu kardeşiniz, bu kardeşiniz bu Ferdi. Mahkemeleri açan odur. Yürütmeyi durdurmaları aldırtan odur. Beyaz Fil'i kurtaran odur. Ulu Park'ı kurtaran odur. Ve birazdan anlatacağım. Her rezilliği durduran, kent suçlarını durduran sadece CHP'nin değil, MHP'linin de, AK Partili'nin de gönlünde taht kuran Ferdi'dir. Ferdi Zeyrek'tir. Sizin evladınızdır. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Sade bu kadar olsa, sade bu kadar olsa, o zaman yine de bu kadar olmaz deriz. Ama bakın daha neler var. Bu raketleri kırmasa da anlatacaktım. Çünkü hemşerilerimin bildiğini Türkiye'nin de bilmeye hakkı var. Ha, şunu söyleyeyim. Bunlar olduktan sonra bu adaylaşmaya kalktığında Sayın Devlet Bahçeli'ye bununla ilgili dosyalar gittiğinde Devlet Bey vallahi ben bunlara inanmam demedi. Bütün Manisa biliyor ki, bütün MHP biliyor ki, ya durun ben onun ne mal olduğunu bilmiyor muyum dedi. Ama AK Parti'nin elindeki dosyalarla esir alınmış bu kişi AK Parti ile MHP'nin kesiştiği noktada
yönetilebilecek, AK Parti'nin istediklerini ona verebilecek, Manisa'nın talanına suçacak tek kişiydi. Manisa'nın ne MHP'lisinin ne AK Partilisinin içinde bunun gibi Manisa'ya ihanet edecek bir kişi yoktur. Bir kişi yoktur. Şimdi efendim nasıl oldu? %50 oy alıyor AK Parti ile MHP. Bu anketlerde nasıl bu hallere düştü? Nasıl kuş düştü söyleyeyim. Kara Koca köyü var Manisa'da. O köye bir ruhsat çıkarıyorlar. Ruhsat ekoturizm ruhsatı. Yani ne olacak? Orada ekoturizm yapılacak. Ama Ferdi Zeyrek şüpheleniyor. Diyor ki 3 kilometre yol, binlerce ağaç kesiliyor. Ve yürütmeyi durdurma için yine dava açıyor. Davanın dosyası Türkiye'deki bütün o konuyla ilgili olan kurumlara giderken arsanın sahibine de gidecek ya. Tebligat ismi, adresi bir bakıyoruz firmanın adı değişmiş. Tebligat Cengiz Ergün'ün kızına gitmiş. Diyoruz ki bu nasıl olur? Meğersem oraya ekoturizm ruhsatı diye alınan yer hanımefendiye çiftlik yapılacakmış. Oradaki ağaçlar kesilip oraya bir villa dikilecekmiş. Bu konuda mahkemeye başvurulunca meğersem iş bitti diye ruhsat hanımefendiye devredilmiş. Tabii o çiftlik için o arsayı Cengiz Ergün kızına verdi. Kim durdurdu? Bizim Ferdi. Ve hepinizin bildiği, Türkiye'nin bildiği şu mevzuyu konuşalım. Bursa-İzmir sürat yolu var. Üstünde 5 kat imar. Bir karar, bir teklif. 15 kata çıkaralım. Manisalılar yararlanacak. Sürat yolunun etrafı kentsel dönüşüm olacak. Kat artışı müteahhiti tatmin edecek. Manisalılar da memnun kalacak. Altına bir cümle. Efendim, bu yol üstünde bir arsa, iç tarafta da devamı varsa, 2500 dönümden de fazlaysa, o zaman kat artışı içeriye de uygulanacak. Sonra bir parkla bir arsa becaiş yapılacak. Cengiz Ergün'ün yol üstündeki küçük arsası içeriye temas kuracak. İçerideki o koca arsalar 15 kata çıkacak. Cengiz Ergün bu işten tam 300 daire kazanacak. Bunu Büyük Millet Meclisi'nde anlattım. Herkesin ağzı açık kaldı. Bu bütün Manisa'nın gözünün önünde. AK Parti'nin, MHP'nin, belediye meclis üyelerinin gözünün önünde. Bakın, hepsinin namusuna kefilim. Manisa yerel basını orada duruyor. Şurada duruyor. Arkadaşım çek yerel basını. Hepsine teker teker kefilim. Hepsinin gözünün önünde. Eğer bu Cengiz Ergün o günkü parayla 500 milyon, bugünkü parayla 1,5 milyarı kendisine imardan rant artışı yapmadı diyen varsa biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu yaptılar, bunu gördük, kendisine imar artışı verdi, bunu Türkiye'ye duyuran yine bizim Ferdi. Helal olsun ona. Şimdi biz bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını açıklıyorlar. Ferdi Zeyrek de açıklayacak. Ancak mal varlığını açıklamayan, malını mülkünü gizleyen, doymayan, Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı artık Manisalı'nın bıçak kemiğe dayanmıştır. Sanayi esnafından çarşı esnafına, ovadaki köylüsünden toz toprak içinde bıraktığı Selendi'deki
Çukur Deryası'na. Manisa'nın dört bir yanı illallah diyor, yaka silkiyor ve biz buna karşı Manisa İttifakı'nı teklif ediyoruz. Manisa İttifakı'nda sadece CHP'liler yok. Elbette ki omzunda, gözünde, gönlünde güneş olan iyi insanlar var. Haramdan ve yalandan korkan AK Partililer, MHP'liler var. Bizim geçmişte ittifak ortağımız olan irili ufaklı bütün partiler var. Manisa İttifakı'nda Ulu Park'ta oturanlar da var. Sanayi esnafı da var. Alaybey esnafı da var. Manisa'nın dört bir yanında bu Manisa'yı seven, bu yapılanlara isyan eden herkes var. Şimdi buradan bütün Manisalılara soruyorum. 31 Mart'ta israfı bitirmeye, peşkeşi bitirmeye, partizanlığı bitirmeye, bu vicdanı kara adamlardan, bu gözü dönmüşlerden Manisa'yı kurtarmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Manisa Büyükşehir'i kime emanet ediyoruz? Ben adını söyleyeyim, siz soyadını söyleyin. Ferdi. 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 Cengiz Ergün, artık Manisa'ya zulmettiğin günlerin sonu geldi. Yeni başkanın adı artık Ferdi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi neredeyiz? Şehzadeler kentindeyiz. Mimar Sinan'ın Muradiye Camii'ni emanet ettiği, Fatih Sultan Mehmet'in yetişip de gidip İstanbul'u fethettiği kentteyiz. Her siyasi partinin ayrı ayrı önemli isimlerinin yetiştiği bir memleketteyiz. Ve şimdi de Şehzadeler'deyiz. Şehzadeler'de geçen seçimde hem de Yunus Emre'de hem de Büyükşehir'de bir büyük ittifak için biz fedakarlık yaptık. Dediler ki Özgür Özel, bağrına taş basacaksın, memleketini İyi Parti'ye bırakacaksın. Dedik ki madem ki ittifaktır, madem ki iyi insanlarla beraberiz, madem ki biz şehirlere dürüst yöneticiler seçeceğiz, madem ki memleketimizi de Türkiye'nin pek çok memleketini de ehli namus insanlara emanet edeceğiz, peki dedik. Özgür Özel kardeşiniz, bakın dünya siyaset tarihinde belki de ilktir. Bugün partinin genel başkanı, bundan önceki yerel seçimde 3 oyunu da bir başka partiye verdi. Ne diye? Manisa diye. Ne diye? Sözünü tutsun diye. Ne diye? İyi Parti ile ittifak kurduk, onlar kazansın diye. Maalesef benim ilçemde Yunus Emre'de 7 oy farkla. 7 oy. Ve bu ilçede Şehzadeler'de herhalde 2000 oy gibi bir farkla buraları İyi Parti küçük bir farkla kaybetti. Biz elimizden geleni yaptık. Sözümüzü tuttuk. Şimdi bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi. Olmadı. Hak veriyoruz. Anlayış gösteriyoruz. Biz Ankara'da yukarıda bir ittifak, bir işbirliği kuramadık. İş, ittifakın gönüllerde kurulmasına, sandıkta kurulmasına, Manisa'nın yıllardır Yunus Emre'yi kahreden çerçiden kurtulmasına, Şehzadeler'de yeni bir hikayenin başlamasına ihtiyaç var. Her iki tarafta da bolca anket yaptık. Sandık kurduk ve iki tarafta birer tane adayımız var. Bir tanesi burada
Manisa'nın bir evladı, Gençlik Kolları İl Başkanımız, şimdi 30'lu yaşlarında, 34 yaşında başarılı bir iş kadını, koca firmalarda başarılı yönetici, babası, amcası bu ovaya alnının terini akıtan ve bu ovada çiftçilik yapan, kendisi bu memlekette çalışan, didinen bir evladınız. Ve anketlerde, şehzadelerde bu sefer iyilik yapmanın, fedakarlık yapmanın, seçim kaybettirmemenin ve yeni bir hikayeye, Manisa'da bir cumhuriyet kızının, bir Atatürk kızının, gencecik, çalışkan birisinin bu şehzadelere elini değmesine katkı sağlayacak olanlar geçmiş dönem ittifak yaptığımız ortaklarımızdır. Özgür Özel olarak anası babası hepinizi okutan, dedelerinden dedelerinizin razı olduğu, bu memlekette hep yanında arkanızda durduğunuz, Ankara'ya geldiğinizde 3 soruyu soran, 1 soruyu sormayan, nereden geldin, seni bana kim yolladı demeyen, yoldan geldin, aç mısın, çok musun diyen, ne içersin, çay söyleyeyim mi diyen, ondan sonra da derdinize koşan, sizinin derdinizle uğraşan bu kardeşiniz. Yıllarca şurada 4 gecede bir nöbet tutan ve esnaflığıyla birlikte sizden, sizin müşteriniz olan, sizin her daim birlikte olduğunuz bir evladınız olarak, iyi insanlardan, İyi Parti'nin geçmiş seçimde hep birlikte olduğumuz, büyük bir mücadele verdiğimiz, ancak geçmiş seçim şartlarında belli sebeplerden başarıya ulaşamadığımız ama bizim yükümlülüğümüzü tam yerine getirdiğimiz, burada bütün iyi insanlardan, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, güneş gözlü güzel insanlardan bu seçimi bize kaybettirmemelerini, destek vermelerini, bu seçimi şehzadelerde Gülşah Turubay'la birlikte koş gel 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 koş alkışlayacaklar, koş. Burada Gülşah Turubay'la birlikte bu seçimi Manisa'ya kazandırın. Bütün anketler Gülşah birkaç puan önde AK Parti ile yarışıyor. Eğer kazanma potansiyelleri olsa Ankara'da da teklif etmiştim. Birlikte olalım. Bir ilçeyi verelim, bir ilçeyi alalım. Ama o günlerde dinletemedim. Ama şimdi bu ilçede Gülşah Turubay önde gidiyor. AK Parti ile yarışıyor. Maalesef İyi Parti kazanmıyor. Ama Gülşah destek verirse kazandırıyor. Kendi adayında kalırsa kaybettiriyor. Ben İyi Partililerden, iyi insanlardan, hiçbir yerde yapmadığım bir şeyi burada, kendi memleketimde sizin evladınız için istiyorum. Gülşah Turubay'a destek istiyorum. Diğer taraftan Yunus Emre, Yunus Emre'de durum biraz daha rahat ama aynı şekilde Nişancıpaşa'da doğmuş, aynı nüfusa kayıtlıyım. Aynı öğretmende okumuş, ömrümüz boyunca birlikte siyaset yaptığımız Manisa'nın bir evladı, yıllarca gezdik, karşılaştığımız herkes bizim birbirimize kefil olacak kadar tanımamızı sağladı. Çocuğum okulunda okudu, işim bozuldu, senetleri yırtıp attı dediler. Bir tane beni icraya verdi diyen çıkmadı.
Parasız kaldım, destek oldu dediler. Yolcuydum, bilet alamadım, biletimi aldı dediler. Her süreçte herkesin yanında olan, parası varsa varıyla yokuyla partisine, hemşehrilerine katkı sağlayan, gönlü zengin, çalışkan, iyi bir eğitimci Semih Balaban ve Yunus Emre'yi Semih Hoca kazanıyor. İyi partililerin de desteğini sonuna kadar hak ediyor. Sonuna kadar. Çünkü geçen dönem İyi Parti'nin il başkanından çok çalıştı, gayret etti, mücadele etti. Bu güzel insanın, bu iyi insanın hakkını vereceğiz. Ferdi Zeyrek'le, Gürşat Durubay'la el ele Manisa merkezde destan yazacaklar. Söz veriyoruz. Destan yazacaklar. Geliyor, geliyor, hepsi geliyor. Hiç merak etmeyin. İsmini bir kez daha söyleyeyim, siz tekrar edin. Manisa'da 1 Nisan'ın Yunus Emre Belediye Başkanı Semih. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun. Benim kendi memleketimde, kendi ilçelerimde, doğduğum ilçede, büyüdüğüm ilçede benim diyeceğim budur. Ancak Manisa'da öyle güzel insanlarla siyaset yapıyoruz ki, biraz önce size seslenen il başkanım, sevgili ilk sene yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 4 kadın il başkanından biridir. Yine bütün ilçe başkanlarıma ayrı ayrı emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Ve tabii ki buraya gelirken Manisa'yı nasıl yöneteceksin sorusuna verilecek cevabımız o kadar rahat, gönlümüz o kadar rahat ki biz Manisa'da Akisar'ı Besim Dutlulu nasıl yönetiyorsa Manisa'yı da öyle yöneteceğiz. Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu nasıl bir destan yazıyorsa Manisa'yı da öyle yöneteceğiz. Ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın, kasabanın evladı, Turgutlu İttifakı'nı nasıl kurduysa, fakir fukaranın yüzünü nasıl güldürdüyse, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle herkese nasıl sahip çıktıysa, şimdi üçünü el ele buraya yanıma davet ediyorum. Üçünü de ayrı ayrı seviyorum. Siyaseten her zaman beraberiz. Ancak onlar Turgutlu için, Alaşehir için ve Akisar için gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden çalışan, didinen ve hepimizin göğsünü kabartan, yüzünü ağartan, bir gün bile başımızı öne eğdirmeyen 3 kahramanımdır. Hepsini yürekten alkışlıyoruz. Peki dörtlüler niye 3'ü geldiler? 4.'sü de onlar gibi çalışkan, onlar gibi gayretli. Ama birileri onu çekemedi. Kumpas kurdular. Elektrikleri kapattılar. Başvurusunu almadılar. Dediler ki biz Saruhanlı'yı seçime sokmazsak çaresiz kalırlar. Zeki Bilgin'den kurtuluruz. Bu işi bitiririz. Ama Zeki Bilgin öyle biri değil. Yakın arkadaşlarımızdan Mustafa Arguz'la el ele girdi.
kol kola girdiler. Mustafa kardeşimiz geçmiş ittifak ortaklarımızdan Saadet Partisi'nden aday gösterildi. Mustafa Arguz'la Zeki Bilgin el eledir, kol koladır, gönül gönüledir. Saruhanlı'da hepimizin oyları ilçede Saadet'e, büyükşehirde Ferdiye'dir. Şimdi kumpaslara direnen, oyunları bozan, Saruhanlı'nın yarınlarının güvencesi olan Mustafa Arguz'u ve Zeki Bilgin'i el ele, kol kola, omuz omuza huzurlarınıza davet ediyorum. Saruhanlı'da oyunu bozacak mıyız? Kumpasçıları şaşırtacak mıyız? Saruhanlı'da Mustafa Arguz'u arayanlar Saadet Partisi'ne oy atacaklar. Zeki Bilgin'e borçlarını ödemiş olacaklar. Ama Büyükşehir'i asla unutmayacaklar. Ferdi Zeyrek'e de Büyükşehir'de oy atacaklar. Gel başkanım, kaldırın elleri üçünüz. Bu üç güzel insanı Saadet Partisi'nin ev sahipliğine teşekkür ederek, ömrümüz boyunca bu Kadir Şinaslıklarını unutmayarak ve onlara da her zaman minnet duygumuzu muhafaza ederek 1 Nisan sabahı Cumhuriyet Halk Partisi'nde görmek üzere sizlere emanet ediyorum. Buyurun. Ve değerli Manisalılar, diğer adaylarımızı çağırmadan önce birkaç husus var dile getirmek, üzerinde konuşmak ve bu konuştuklarımızı Türkiye'ye duyurmak lazım. Birincisi, Lezita işçileri, orada hak iş mi örgütlü? Lezita'da hak iş. Aslında bakarsanız siyaseten bize uzak bir sendika. AK Parti'ye çok yakın. Ancak madem ki örgütlenmiş, madem ki işçilerinin hakkını arıyor, madem ki Lezita işçileri çıkmışlar, direniyorlar, mücadele ediyorlar, grev yapıyorlar, biz işçinin ve emekçinin yanındayız, Lezita işçisinin sonuna kadar arkasındayız. Kuvvetli bir alkış alalım. Ve bir taraftan da şunu ifade edeyim. Türkiye'de büyük haksızlıklara uğrayan öğretmenler var. Ben göremedim gerçi ama babam buralardadır. Bir de durmaz, sıkılır, dolaşır. Telat Hoca'nın oğluyum. TÖS'ün yöneticisi, TÖPTER'in kurucularından büyük bir mücadeleyi veren Telat Hoca'nın, Şükran Hoca'nın oğluyum. Ama Tayyip Bey ilk geldiğinde 80 bin atanmamış öğretmene, madem atamayacaksın ne okutuyorsun diye Ecevit'e çatıyordu. Şimdi 1 milyon öğretmen var. Halen daha o 1 milyon öğretmen atanmadı. Tayyip Bey bir de onlara lakap taktı. Atanamayan öğretmenler. Sanki kusur öğretmendeymiş gibi. Söz verdi, kaldıracağım dedi. Maalesef mülakatı kaldırmadı. Atanmayan öğretmenler mülakatsız 80 bin atama bekliyorlar. Sonuna kadar arkasındayız. Biz öğretmeni severiz. Hayatta olmayanları rahmetle, olanları minnetle anarız. En çok da sevdiğimiz öğretmen baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal'dir. Bir diğer yandan yine
Manisa'da çıraklık eğitime giden, staja teknik lisedeyken giden, meslek lisesindeyken giden, staj için SSK girişi yapılan, geçen sene EYT çıkınca maalesef şaşıran, üzülen çok sayıda hemşerimiz var. Bütün Türkiye'de örgütlüler. Diyorlar ki ben staj olurken işe başlamışım, iş başvuru başlayış tarihim, işe giriş kabul edilmiyor. Buna itiraz ediyorlar, biz de ediyoruz. Haksızlık yapıldı diyorlar, yanlarında duruyoruz. Geçen hafta bugün Konya mitinginde Tayyip Erdoğan arkadaşlarını gözaltına aldırdı, telefonlarını toplattı, tartaklattı. Biz de buna isyan ettik. Her fırsatta onlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bir kez daha söylüyorum ki memleketim Manisa'dan staj mağdurları, siz hakkınızı alana kadar, işe başlangıç tarihiniz staj tarihi olana kadar ve o hakla emeklilik hakkınızı alıp ilk maaşınızı çekene kadar Özgür abiniz yanınızdadır, arkanızdadır, önünüzdedir. İki elim onların yakasındadır. Söz veriyorum. Emeklilere başkanım, emeklilere. Bir de bu halk listeler var. Bunlar Kütahya'da 7 kişiydi. 2 daha bulmuşlar, 9 olmuşlar. Ama Manisa'da çok kalabalıklar. Kaç kişiyiz? Çok. Halk listemek lisedeyken Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okumuş olmak demektir. Halk listemek Atatürk'ün emanetinin CHP genel başkanına olmadığını, genelkurmay başkanına olmadığını, orduya olmadığını, cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek sizlersiniz diye görevin kendine verildiğini bilenlerdir. Halkçı liselileri yürekten alkışlıyoruz. Helal olsun onlara. Ve tabii ki ilk başlarda çıktık, soruyorduk, her yerdeki kadardılar. Ama dedik ki emekliler koşsun gelsin, her yerde meydanları doldurdular. Manisa'da da emeklimiz az değildir. Bir emekliler ellerini kaldırsın. Her yerde söyledim, burada da bırakmayacağız. Diyor ki emekliler açlığa ve sefalet ücretine mahkum değildir. Evet. 3 Ekim 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani size hiç dokunmasa, hiç ilişmese bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. Ama dedi ki emekliyi ezdirmeyeceğim, emekliye enflasyona göre zam vereceğim, TÜİK'e göre zam vermeye başladı. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Ve enflasyon %120, TÜİK %68 veriyor. Ama Tayyip Bey emekliye 7500'ü 10.000 yapıyor. %33. Ve ilk geldiklerinde bir en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken, 8 çeyrek altın, bugün 10.000 lira 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani 5,5 çeyrek altın o günden bugüne kayıp. Bir emekli bir tane çeyrek altın düşürse çıkar bütün yollarda onu arar, değil mi? Nerede bu diye. Bir emekli değil, her emekli. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay kaybediyor, her ay. Ve bir şey kaybedildiği yerde aranacaksa emekliler kaybettikleri aylık 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiler. Önlerine gelen
ilk seçim sandığında bunun hesabını soracaklar inşallah. Ve bundan 6 yıl önce emekli ikramiyesi 1000 liraydı. Kendi memleketindeyim. Bir selam yollayalım. İki bayramda birer ikramiye alıyorsak kimin sayesinde alıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'na bir alkış yapar mıyız? O 2015'te dedi, önce olmaz dediler. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. 1 Kasım'da söz verdikleri halde 3 kurban, 3 Ramazan, 6 bayram hakkınızı yediler. 2018 seçimlerinden önce birer maaş değil 1000 lira verdiler. O 1000 lira, beğenmediğimiz o 1000 lira tam 24 kilo kıyma alıyordu 2018 yılında. En yakın kim var? En yakın şurada kasabemin vardır. Burada Fenerbahçeliler kasabı var, Beşiktaşlılar kasabı var, Karaköy'de kasabemin var, Laleli'de var. Gidin sorun. Abdullah abi var köşe boşunda. Cumartesi pazarının başında Abdullah yer var. Gidin sorun. O gün 24 kilo kıyma alan 1000 lira, bugün oldu 3000 lira. Emekli ikramiyesi. 3000 lirayla 6 kilo kıyma alıyorsun. 24 kilo kıyma 6 yıl önce, 6 kilo kıyma bugün. Tam 18 kilo kıyma emeklinin bu Ramazan mübarek günde, Allah oruçlarınızı kabul etsin, Ramazanınız mübarek olsun, sizin sahur sofranızdan, iftar sofranızdan ve bayram sofranızdan, mutfağınızdan, dolabınızdan, tencerenizden, torununuzun, çocuğunuzun kursağından 18 kilo dana kıymayı sadece bayram ikramiyesinden elinizden aldılar. Bütün her yerde çeşitli hesaplar yapıyorum. Memleketime gelince, memleketimde de güllaç hesabını buraya ayırdım Ramazan'da. Bakın, net olarak söyleyeyim, nasıl bir hesap var ortada? En düşük emekli maaşıyla eğer güllaç alırsan, geçen sene 150 liraymış kilosu, 50 kilo güllaç alıyormuşsun. Bu sene olmuş 450 lira kilosu, 22 kilo güllaç alıyorsun. 50 kilo güllaç alan emekli bir senede 22 kiloya düştü. Manisalılar bir yere giderse akrabaları, asker arkadaşları, eski okul arkadaşları beklerler ki mesir getirsinler, değil mi? Geçen sene en düşük emekli maaşı 40 kilo mesir macunu alıyormuş. 190 lira mesirin kilosu geçen sene. Bu sene 25 kilo alıyor. 404 lira olmuş. 40 kilo mesir alan emekli bu sene maaşıyla 25 kilo mesir macunu alabiliyor. O yüzden şunu görmek lazım. Ben emekli kart çıkaralım dedim, kabul etmedi. Sonra bir ara niyetlendi, vazgeçti. Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da vardı. O emekli kartı 1 Nisan'a söz verdi. Ferdi Başkan emekliye sahip çıkacağını, bütün sorunları çözemese de bir omuz vereceğini, bir nefes vereceğinin sözünü verdi. Biz emekliye emekli kartı belediyelerden veririz. Ama senin en düşük emekli maaşını önce bir asgari ücret, sonra geldiğin gün gibi 1,5 asgari ücret yapman lazım. Onun için diyorum ki her emekliye 7000 lira seyyanen zam lazım. Hesap yapıyor, öyle bir para yok diyor. Öyle bir para var. Vergilerini affettiklerine fazlasını veriyorsun. Beşli çeteye fazlasını veriyorsun. Geçiş garantilerine fazlasını veriyorsun. Saray müteahhitine buluyorsun. Yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya,
yüzen saraya, 1500 odalı saraya para buluyorsun. Emekliye gelince para yok diyorsun. Bütün Türkiye'den yükselen ses Manisa'dan da geliyor. Madem ki emekliye para yok, 31 Mart'ta da Tayyip Erdoğan'a oy yok. Oy yok, oy yok. Burada kendi memleketimden bir teşekkür edeyim emeklilere. Çıkın sokağa dedim, çıktılar. Sesime ses verin dedim, verdiler. Yürüyün birlikte alalım hakkınızı dedim, yürüdüler. Onlar hakkını alana kadar, sonuna kadar mücadele edeceğim. Türkiye'deki bütün emeklileri Manisa'dan yüreklendiren bir kuvvetli alkış alalım emeklilere. Biraz daha, biraz daha. Türkiye duysun gücünüzü. Bu Manisa'nın en önemli geleneğidir. Mesir Festivali. Yıllardır 2019'dan beri, hadi 2 sene pandemi ama unutturmaya çalıştılar. Ferdi Zeyrek ben yapacağım dedi. İlk kez geçenlerde yapmayı kabul ettiler. Ama ben bu Manisa'da biliyorsunuz bundan fazla kalabalık Fatih Sultan Mehmet'in yetiştiği külliyede Sultan Camii'nin kubbelerinden saçılıyor mübarek mesir macunu. Ben hepinizi Mesir Festivali'ne davet ediyorum. Burada toplanacağız. Şurada sıraya geçeceğiz ve Sultan Camii'ne kadar yürüyüp hep birlikte bu sene Mesir Festivali'ni, 500 yıllık bu geleneği hep beraber gerçekleştireceğiz. O gün hep beraber Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmasını dinleyeceğiz. O gün o konuşmayı yapacak olan Ferdi. Ferdi. Ferdi Başkan seçimi kazandıktan sonra Nisan ayının 20'si mi? 28'inde, 28 Nisan Pazar günü hep beraber bu meydanı doldurmaya, Manisa'yı ayağa kaldırmaya, bütün Türkiye'ye Manisa'yı tekrar tanıtmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Sizi seviyorum, size güveniyorum, size inanıyorum. Şimdi Manisa'nın, Türkiye'nin her yerinde adaylarımızı sunucu arkadaşlar tanıtıyorlar. Ben şimdi onları önce tanıtıp buraya sıraya alacağım. Sonra arkadaşım anons ettikçe tek tek sizlere tanıtacağız. Hep birlikte elini havaya kaldıracağız. Alkışlayacağız ve yüreklendireceğiz. Manisa'nın 17 ilçesinde iddialıyız. Manisa'da iddiamızın olmadığı, seçimde olmadığımız, başkanımızın potada olmadığı, yarışmadığı, 1 puan önde, 2 puan arkada ama yarışta olmadığımız hiçbir ilçemiz yok. Onun için Manisa Ahmetli'de esnaf arkadaşımız Fuat Mintaş'ı, Manisa Demirci'de öğretmen ticaret diye bilinen çok kıymetli Şerif Akmeşe'yi, Manisa Gölmarmara'da esnaf ve çiftçi kardeşimiz Cem Aykan'ı, Gördes'te avukat İbrahim Büke'yi, Kırkağaç'ta çok sevgili dostum Kırkağaç ilçe başkanlığımızdan gelen Üstün Dönmez'i, köprü başında Fatih Taşlı'yı, yarım kalmıştı Fatih Taşlı'nın hikayesi, onu tamamlamaya geliyor Fatih Taşlı'yı. Kula'da muhtar ama girmediği köy, çalmadığı kapı kalmayan
ilçe başkanımızla birlikte Kula'da bir destan yazan Hikmet Dönmez'i, Manisa Salihli'de önceki dönem milletvekilimiz, sevgili abim, avukat ve kartlı sayaçların mavasını kazanan halk kahramanı Mazlum Nurlu'yu. Sarıgöl'de yıllardır bizleri aday olarak çağıran, ilçe başkanı olarak tanıtan ve her birimizin arkasında duran emekli Tahsin Akdeniz'i. Dur, ona şey yapacağım, gel buraya. Uğurumuzu yapalım. Şu narlı marlı şeyi yapalım, gel. Yap bakalım. Dünya siyaset tarihinin en enteresan anonsudur. Ferdi anons et. Ekşinar'ın tetiri, peştimalı batırı, bizim burada toplanmamız Ferdi Zerrin Hatırı. Selendi'de Cemil Kurt var. Selendi Cengiz Ergün'den illallah demiş. MHP belediyeciliğinden illallah demiş. Cemil Kurt her eve, her kahveye, her köye girmiş. Hep birlikte Cemil Kurt'u bir alkışlayalım. Ve biraz önce Semih Hoca'yı, Gülşah'ı saymıştım. Geriye bir kişi kaldı. Geçen hafta, iki hafta önce Zonguldak'taydım. Zonguldak'ta bana en çok oraya selam yolladılar. Yerin derinliklerinden geldiler. Ellerinde susmak bilmeyen bir yeraltı güneşiyle. Ne kadar diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla yüreklerinin. Ağır ağır geldiler. Kadınları, çocukları ve alkışlarıyla. Pişkin ekmekleri bölüp de paylaşır gibi geldiler. Su gibi, ateş gibi. Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına. Yeni yollarla tanıştı ayakları. Yeni kabuklar çatladı. Yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini. Bir kent oldular sonunda ve adını değiştirdiler ülkenin. Yıllarca madencilerle birlikte mücadele veriyorlar ve adını değiştirecekler. Soma'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeğin ilçesi yapacaklar. Avukat Sercan Okur ve ilçe başkanımız Levent Elbinsoy. Bütün ilçe başkanlarımızı da adaylarının yanına davet ediyorum. Bütün ilçe başkanlarımızı da adaylarının yanına davet ediyorum. O Twitter'dan bakıp bakıp Soma'ya laf edenlere çok kızdım. 31 Mart akşamı Soma'nın sonuçlarına bakın. Ben Sercan Okur'a güveniyorum. Bu seçimi alacağına inanıyorum. Onu Soma'ya, madencileri de Sercan'a emanet ediyorum. Şimdi herkes adayının yanına. Şimdi anonsu kim yapıyor? Ben efendim. Gel bakalım. İl başkanımızı yanımıza alalım. Büyükşehir belediye başkanımızı alalım. Ve anonsla birlikte, adayla birlikte adayların ilçe başkanları, ilçe başkanımız, il başkanımızın yanında, adayımız onun yanında olmak üzere bir selamlayalım. Ahmetli belediye başkan adayımız Fuat Mintaş. İlçe başkanımızla birlikte ülken güzel mi güzel, en iyi hakkeder, uğruna her şeye değer, biliyorsun değil mi? Çalışma. Akhisar belediye başkan adayımız Besim Dutlulu. İşimiz gücümüz Türkiye.
Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Alaşehir Belediye Başkan adayımız Ahmet Öküzcüoğlu. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Demirci Belediye Başkan adayımız Şerif Akmeşe. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Göl Marmara Belediye Başkan adayımız Cem Aykan. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Coşkuyla sallıyoruz bayraklarımızı. Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz. Gördes Belediye Başkan adayımız İbrahim Büke. Ülkem güzel mi güzel, en iyi. Kırkağaç Belediye Başkan adayımız Üstün Dönmez. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Köprübaşı Belediye Başkan adayımız Fatih Taşlı. Durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Kula Belediye Başkan adayımız Hikmet Dönmez. Bayrakları görelim, bayrakları. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşık. Salihli Belediye Başkan adayımız Mazlum Nurlu. Gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Sarıgöl Belediye Başkan adayımız Tahsin Akdeniz. Güçlü bir alkış alıyoruz. Selendi Belediye Başkan adayımız Cemil Kurt. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. Soma Belediye Başkan adayımız Sercan Okur. Biliyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Şehzadeler Belediye Başkan adayımız Gülşah Durbay. Evet, bayraklarımızı mı görelim, bayraklarımızı? Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. Turgutlu Belediye Başkan adayımız Çetin Akın. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Yunus Emre Belediye Başkan adayımız Musa Semih Balaban. Büyük bir alkış. Ülkem güzel mi güzel. Saruhanlı'da oyunları bozan ikili Zeki Bilgin, Mustafa Arguz. Çalışmaya aşığız.
durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş Manisa var. Manisa milletvekillerimizi davet ediyorum. Manisa'mızın çalışkan milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başevirgen, Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte sizleri coşkuyla selamlıyor. İyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya ve aşığız, durmak yakışmaz bize. Ve biz gücümüz Türkiye. Sayın hanımefendi Didem Özel'i, Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte hemşerilerimizi selamlamaya davet ediyoruz. Bu ne güzel Manisa. Bütün adaylarımızı davet ediyoruz. Gülcan Hanım. Ferdi Zeyrek ve kıymetli eşini buraya davet ediyorum. Hemşerilerimizi selamlamak üzere. Kıymetli hanımefendiyi. Gülcan Zeyrek. Yorulmak yok hiç bizlere. Bayraklarla, coşkuyla güzel Manisa'mıza selam olsun. Durmak bilmeyenlerle. Evet, bütün adaylarımızı davet ediyoruz. İşte Manisa, işte Cumhuriyet Halk Partisi, işte Manisa. Genel Başkanımız Özgür Özel ve baharın kadroları, aydınlık yarınların kadroları. İşte Manisa, işte Cumhuriyet Halk Partisi. Aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. İşimiz gücümüz Türkiye. Yapacak çok iş var daha. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Genel Başkanımız Özgür Özel. Daha 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 güzel yarınlarda görüşmek üzere. Hoşça kal Manisa. Evet, selfie yapacağız. Güzel mi güzel, en iyi hak eder. Selfie yaparken arka tarafta bayrakları görelim. Genel Başkanımız bir selfie yapıyor. Arka tarafta bayrakları dalgalandıralım. İşte Manisa, işte meydan. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz.